Hülya, kim geldi? Gülsüm Hanım'la Yeter Hanım geldi. Ne kadar çabuk döndü. Bu işte bir iş var ama neyse. Aslında beni çok şaşırttın İdil'ciğim. Öyle mi? Neden? Hani senin gibi akıllı, kültürlü bir kadın bu Şadiye ile karşılıklı kahve keyfi yapsın. Üstelik Ferhat da hastane köşesindeyken yakıştıramadım. Handan Hanım, benim işim insan yönetmek. Bu konuda sizden öğreneceğim çok şey var, onun da farkındayım. Ama siz bazen duygularınıza yenik düşüyorsunuz. Bakın, bir insandan bir şey istemeden önce onun tam olarak ne istediğini anlamak gerek. Dolayısıyla her elini sıktığım dostum değil. Her canım sıkan da düşmanım değil. Saf benim oğlum, saf. Kucağında bebekle hanımefendi kapıda. Bu bizim bebeğimiz. Benim oğlum da bağrına bastı tabii. Bunu öğrenmenin çok kolay bir yöntemi var. Test yaptır diyorsun yani. Tabii. Hemen anlarsınız bebek Abidin Bey'den mi değil mi? Evet, aslında onu da düşündüm ama. Handan Hanım, size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii. Bakın, bu test meselesini çok aceleye getirmeyin. Eğer bebek Abidin Bey'den çıkarsa oğlunuzu Safiye'ye tamamen kaptırırsınız. Bunu istemezsiniz herhalde. Ne yapayım? Böyle eli kolu bağlı oturayım mı yani? Sabır Handan Hanım. Sabır en büyük silahtır. Bu konuda arkanızda olacağım. Sizden sadece birazcık sabır istiyorum. Bu Şadiye'yi bağrıma basmamı istemiyorsun herhalde. Hayır. En ufak bir tavır değişikliğine lüzum yok. Peki niye yapacaksın bunu? Senin çıkarın ne? Boş verin. Unutun gitsin. Ben haddimi yeterince aştım. Özür dilerim. Peki. Otur İdil'ciğim. Senin istediğin gibi olsun. Geç bakayım. Geç geç. Kız sen ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Öldü sandım anne. Başka çarem yoktu. Sonra da adamların eline düştüm. Ne adamı yavrum? Ne düşmesi? Ay sen bana aklımı mı oynattıracaksın? Bilmiyorum ki, bilmiyorum. Abim geldi de buldu beni. Gülsüm, bak sen şunu bana baştan doğru düzgün bir anlat bakayım. İdil'cim, Yeter senin gelmenden pek haz etmedi farkındaysan. Fazlasıyla hissettiriyor. Üstüne alınma ama. Misafir misafiri istemez. Ev sahibi hiçbirini istemez. Üstüme alınmam gerekmez mi gerçekten? İdil'cim sen çok akıllı, kültürlü bir kadınsın. Senin bilgine her zaman güvenirim. Neyi anlatmak istediğimi sen bal gibi anladın. İdil'cim hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Nerelerdeydin sen? Tam kafama göre bir arkadaş buldum derken hop İdil yok. Şehir dışında bazı işlerim vardı. Onları halledip döndüm. Tekrar hoş geldin. Ben benim haylaza bir bakayım. Sonra uzun uzun konuşuruz tamam? Olur. Uzun uzun konuşacakmış. 10 kelimelik dağarcığınla ne konuşacaksın acaba? Yani şu kızı gördüğüm zaman böyle sol tarafımdan bir sıcaklık yürüyor. Alışsanız iyi edersiniz Handan Hanım. Hem bakın o benim gibi misafir de değil. Hepimiz misafiriz bu hayatta. Sabır Handan Hanım. Birazcık sabır. Peki. Söylediğin gibi olsun. Namık dayının kimse evden dışarı adım atmayacak demesi bu yüzdenmiş demek ki. Kim bu adamlar anne?
Ne istiyorlar bizden ya? Bilmiyorum ki yavrum. Nereden bilebilirim? Bir an gerçekten öldüreceklerini sandım. Oğlumun kokusunu bir daha duyamayacağım diye öyle korktum ki kaçtım ve pişman oldum. Abine bir şey söyledin mi? Hayır. İyi. İyi ettin yavrum. Gülsüm sen neredeydin? Nereye gittin sen? Deliriyordum ben ya. Şu an o kadar komik görünüyorsun ki. Can korkusuyla odaya girişin. Ürkekçe, tedirgin. Çok komik. Çok acınız. Gülsüm niye böyle yapıyorsun? Darmadağın ediyorsun beni. Sana çözeceğim dedim. Çözmek mi? Bunu hala söyleyebiliyor musun ya? Sen bırak kaçıp gitmeyi falan da. Bir kez olsun herkes uyurken Abidin abinin odasına girip oğlunu kucağına almayı hiç düşündün mü? Doya doya öpmeyi, kokusunu içine çekmeyi. Sıcak yatağından kalkmak zor mu geldi? Söylesene. Kokusunu merak ettin mi? Sıcaklığını merak ettin mi? Hiç sanmıyorum. Safiye seni biliyor. Sen mi söyledin? Ben söyleyecek olsam Safiye'ye mi söylerim? Seni camdan çıkarken görmüş, anlamış tabii. Ne oldu, korktun mu Cüneyt? Safiye'nin ağzı boş, azıcık da aptal. Her an birine söyleyebilir yani, değil mi? Hı? Korktun mu? Kaçıp gitmek istiyorsun, değil mi? Ya söylerse? Bana şantaj yaptı. Para istedi. Ben de yok deyince söylerim dedi. Ben de boğmaya kalktım. Ölü gibiydi. Katil olduğumu düşündüm. Kaçtım. Sonra da... Neyse ya. Sonrası da var ama sana anlatmak için ağzımı yoramayacağım. Senin bilmen gereken tek şey... Senin bu korkaklığın yüzünden ben hem oğlumdan, hem ailemden, hem de canımdan oluyordum. Senin için değer miydi? Asla. Oğlum için değer miydi? Tabii ki değerdi. Şimdi çık git. İster camdan, ister kapıdan, canın nereden istersin. Yeter ki çık. Çık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.